Merhabalar herkese, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aker İnşaat'ın projesi olan Juma Plus'tayız, Tarabya'dayız. Biz önce Mikropla beraber Tarabya sahilinde yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi onu bahçeye salacağım biraz oynaması için. Şöyle göndereyim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi hep beraber projeyi gezmeye başlayalım. Dairemize geldik. Şu an çatı dubleks bir örnek dairesindeyiz. 4+1 bir örnek daire burası. Bizi girer girmez 10 metrekarelik büyük bir hol karşılıyor. Holün sonunda hemen bir salon var. Salona geçmeden önce size akıllı ev sistemini göstermek istiyorum. Bütün dairelerde akıllı ev sistemi mevcut. Siz buradan perdenizden, fırınınıza, açık unuttuğunuz ütünüz ya da elektriğinize kadar her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani üst düzey güvenlikle hem dışarıda hem de içeride bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Buradan devam edelim. Dediğim gibi bizi bir salon karşılıyor hemen holün bitiminde. Burası 42 metrekare bir salon. Oldukça geniş bir salon. Tavan yüksekliği de oldukça yüksek. 2,5 ile 2,60 arasında. Burada asma tavanları ben size ekstra anlatmak istiyorum. Tavanlar asma tavan olarak planlanmış ve kenarları oldukça ince bırakılmış. O ince bırakılmasının nedeni de biz mimarımızdan bilgi aldık. Asma tavanlar çatlama yapıyormuş ve bu çatlamanın olmaması için de bu aralıkları oldukça dar tutmuşlar ve siz de isterseniz orada LED aydınlatma takabilirsiniz o boşluklara. Oldukça geniş bir salon olduğundan bahsetmiştik. Hemen arkamda benim çok büyük bir yemek masası var. Buraya 8 kişilik yemek masanızı sığdırabilirsiniz. Tavan yüksekliği de oldukça uygun. Yine yemek masanızın üstünde bu tarz aydınlatmaları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hemen arkamda çok büyük bir tablo var. Hem tavan yüksekliğinizin hem de geniş duvarlarınızın olduğunu düşünürsek bu tarz büyük tabloları da evinizde dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Örnek dairemizin dekorasyonunda özellikle açık renkler kullanılmış. Burada hemen önümde gördüğünüz bu 2 sandalye diyeyim artık sarı renkte kullanılmış ve büyük kanepelerse beyaz renkte kullanılmış. Bu da salonunuzu hem geniş göstermiş hem de çok ferah göstermiş. Çünkü tavandan tavana camlar mevcut ve ev gerçekten çok fazla güneş alıyor ve duvarlar da kolonsuz ve kirişsiz oldukça geniş. Bunu da nereden anlıyoruz? Çok büyük bir televizyon ünitenizi buraya sığdırabiliyorsunuz. Hem kitaplık hem de televizyon ünitesi olarak. Buranın aydınlanması özellikle LED aydınlanmalar tarafından yani LED ışıklar tarafından aydınlanıyor. Ortaya isterseniz kendiniz avizenizi de koyabilirsiniz tabii ki. Şu an örnek dairemizde mevcut değil sadece. Projede merkezi ısıtma sistemi bulunuyor ve yerden ısıtma sistemi de var. Zaten dolandığımız zaman görüyorsunuzdur hiçbir şekilde petek görünmüyor. Yerden ısıtma sistemi ve laminant parkeler var. Burada ev almak istediğiniz zaman duvarlar, bu boyalar ve parkeler sizin isteğinize göre değişebiliyor. Yani parkeler ve duvarlar opsiyonlu olarak size teslim ediliyor. Salonumuzdan sonra hemen bizi bir mutfağımız karşılıyor. Mutfak 15 metrekare, oldukça geniş bir mutfak. Burada sizin tezgahınız U şeklinde tasarlanmış. Burada yemeğinizi yapıp yıkayıp aynı zamanda bu tarafta da işlerinizi halledebilirsiniz. Ve küçük de olsa bir masanız da sığıyor. Mutfağınızda yemek de yemeniz mümkün. Aynı zamanda şirket ankastre mutfağı da siz evi alır almaz size teslim ediyor. Bunların içinde ne var? Bir mikrodalga fırın. Bir normal fırınımız var. Aynı zamanda bir ocağımız, cam ocak, davlumbazımız ve bir de bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinesi ise dolaplarla beraber aynı şekilde tasarlanmış. Burada gizli olarak tutulmuş ve bulaşık makinesi olduğu aslında belli olmuyor. Ben de bulurken biraz zorlandım zaten. Sadece projenin içerisinde buzdolabı verilmiyor. Dediğim gibi bütün en önemli şey mutfaktaki çok fazla dolap olması. Bu mutfakta da oldukça fazla dolap kullanıcıya veriliyor siz evinizi alır almaz. Hemen salonda, holde ve mutfakta ve devam ettiğiniz zaman diğer odalarda da göreceksiniz. Aynı parkeler kullanılmış ve kapılar arasında da süpürgelik kullanılmamış. Bu da oldukça önemli bir detay. Bir önceki videolarımızda da zaten buna dikkat çekmiştik. Onları da izlerseniz bu detayı fark edeceksinizdir. Hemen buradan devam ediyoruz. Holümüzden devam edeceğiz. Holün sonuna doğru bizi 2 tane oda karşılayacak. Mutfağımızdan çıktık. Şimdi holden devam ediyoruz. Giriş kapısında siz hemen girer girmez sizi karşıda bir vestiyer karşılıyor. Bunu da şirket aynı zamanda veriyor. Siz evinize geldiğiniz zaman vestiyeriniz de hazır olacak. Burada küçük bir hareketle direkt montlarınızı ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir vestiyer bulunuyor. Hemen holden devam edelim. Burada bizi bir merdiven boşluğu, bir banyo, 2 tane de oda karşılıyor. Buradan hemen kapıyı açıp size göstereyim. Bu tuvalet ortak kullanım tuvaleti, misafirlerinizin de kullanabileceği bir tuvalet. Burası 4 metrekare. Yine aynı zamanda burada dolaplarını da şirket size veriyor evinizi alır almaz. Burada ortak kullanım tuvaleti dedik çünkü hemen holün sonunda, yani koridorun sonunda bizim misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir oda karşılıyor. Burayı aynı zamanda ebeveyn yatak odası olarak da kullanabilirsiniz ama alt katta bulunduğu için misafirler için de uygun olacağını düşündük biz. Çünkü hemen kameramanın olduğu bölgede büyük bir dolap koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Ve aynı zamanda solumda da bir ebeveyn banyosu var. Büyük bir yatağın sığabileceği de büyük bir alan var. Çünkü burası 23 metrekare bir oda. Aynı zamanda tabandan tabana camlar burada da kullanılmış. Dışarıyı da görebiliyorsunuz ve aynı parkelerden de buradan da devam edilmiş. Alt katın son odası olan bir çalışma odasını gezdireceğim şimdi size. Burayı çalışma odası olarak da örnek dairede tasarlamışlar çünkü burası 10 metrekare ve alt katta bulunduğu için de daha çok çalışma odası, oyun odası, hobi odası gibi kullanım alanları olabilir diye düşünüyorum ben de. Çünkü bir kitaplığımız ve bir çalışma masamız bulunuyor. Şimdi üst kattaki diğer odaları gezdirmek için yukarı çıkıyorum. Siz de benimle beraber gelin. Çatı dubleksi bir dairede olduğumuzu söylemiştik. Şu an 2. kata yani çatı katına doğru çıkıyoruz. Burada bizi 2 tane oda, 1 tane de banyo karşılayacak. Burada size eşyalı olmadığı için daha teknik bilgilerden bahsedeceğim. Burada kullanılan süpürgeliklerden bahsetmek istiyorum size. Çıkık değil süpürgelikler ve yüksek. Bu kullanım çok daha kolay. Mimarlar açısından da bu şekilde kullanım oldukça kolay ve siz de eşyalarınızı koyduğunuz zaman bir alan kaybı yaşamayacaksınız. Üst kattaki ilk odamız 19 metrekare. Burası çatı katı olmasına rağmen tavan yüksekliği oldukça ferah. Yani kesinlikle sıkılmıyorsunuz. Bir de çatı katları ile ilgili birkaç tane detay var. Soğuğu çok fazla alır, sıcağı da çok fazla alır. Çatı katında oturanlar biliyorlardır. Juma Plus projesinde buna bir çözüm bulunmuş. Taş yünü denilen bir izolasyon malzemesiyle beraber sıcağı da çok fazla almamasını, soğuğu da çok fazla almamasını sağlıyorlar. Ve siz bu şekilde yazın çatı katında oturduğunuz zaman çok sıcak oldu demeyeceksiniz ya da kışın çok soğuk oldu, üst katlarda oturulmaz demeyeceksiniz. Siz aynı şekilde evinizde rahat rahat oturabilirsiniz çatı katı da olsa. Bir diğer ayrıntıda çift camlı kapılar kullanılmış. Burada hemen teras yan tarafımızda olduğu için buradan da soğuk sıcak kolaylıkla gelmeyecek. Yani evinizde rahat rahat hiçbir şeyi kafanıza takmadan oturabilirsiniz. Ben şimdi size bir de terası göstermek istiyorum. Çünkü burada 2 tane depo mevcut. Çatı katımızda 2 tane teras mevcut. Bir bu odanın bir terası var. Bir de diğer odanın göstereceğim diğer odanın bir terası daha var. Burada teraslarda 2 adet depo bulunuyor. Hemen sağda ve solda olmak üzere şu şekilde göstereyim. Diğer terasta da aynı şekilde 2 tane depo var. Bu da ne anlama geliyor? Sizin gözünüzün önünde tutmak istemediğiniz tüm eşyalarınızı bu depolarda tutabilirsiniz. Bu şekilde evinizde oldukça düzenli görünecektir. Her katta akıllı ev sistemi ve her katta klimalar mevcut. Klimaları da size göstereceğim. Burada da bir akıllı ev sistemi konsolumuz var. Bu kattan da siz evinizle alakalı her şeyi kontrol edebilirsiniz. Bizim üst katta hemen holde bizi karşılayan bir banyo daha var. Yani şimdi sayıyorum, ebeveyn banyolarıyla beraber 3 tane banyo, 1 tane tuvaleti mevcut bu evin. Bu banyoda üst kattakilerin kullanması için bir banyo. Aynı zamanda size şimdi göstereceğim odada da bir ebeveyn banyosu da mevcut. Bu oda da 22 metrekare bir oda ve her odada da klima mevcut. Hemen şu üst taraflarda göreceğiniz klimalar her odada var, mutfakta dahil. Şu an biz 22 metrekare bir yatak odasındayız, ebeveyn odasındayız demiştik. Bir ebeveyn banyosu da hemen burada mevcut. Oldukça geniş ve ferah, çatı katı olmasına rağmen diğer odada da bahsetmiştik. Bu odanın da kendine ait bir terası var. Şimdi ben hemen sürgülü kapıyı çekip sizi terasa çıkartacağım. Diğer terasta olduğu gibi bu terasta da 2 tane depo mevcut. Buraya da istediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ve burası bir ebeveyn odası olduğu için siz hemen yatağınızdan uyanıp terasınıza çıkıp hemen şu arkamda gördüğünüz manzaraya karşı ferah ferah uyanabilirsiniz. Aker İnşaat'ın inşa ettiği Juma Plus projesinin toplam arsa alanı 3400 metrekare. Bununsa 1560 metrekaresi ise toplam yeşil alan. Ama burada bahçe ve çatı dubleks katları da olduğu için çatı katları için yapılan izolasyonun bir diğeri yani toprak altına da XPS denilen bir izolasyon malzemesi kullanılmış. Bu da topraktan gelen soğuğu, nemi ve rutubeti evlere sokmamak için uygulanmış. Juma Plus'ta toplamda 4 blok bulunuyor. Bu 4 blokta da toplamda 16 konut bulunuyor. Dubleks daireler demiştik, bahçe ve çatı olmak üzere. Aynı zamanda projede ticari ünite bulunmuyor. Yani sadece konutlar mevcut. Ortak kullanım alanları olarak da hemen yanında gördüğünüz havuz ve şu tarafta da bir tane fitness alanı var. Burada aidat karşılığında bunları kullanabiliyorsunuz tabii ki. Aynı zamanda şu an bulunduğumuz bölgenin hemen altı da otopark. Tüm ev sakinlerinin ve misafirlerinin kullanabileceği geniş bir otopark da tasarlanmış. Juma Plus'ta peyzaj alanına, yeşilliğe çok önem verilmiş. Burada bu arkamda gördüğünüz gri duvarları bir daha göremeyeceksiniz. Çünkü arkamda aslında Yaseminler var. Burada yeni ekilmiş olduğu için bir yıl sonra bu duvarlar tamamen Yaseminlerle kaplanmış olacak. Ve Yaseminlerin kokusunu da biliyorsunuzdur zaten. Siz evinizden camınızı açtığınız anda çok güzel bir Yasemin kokusuyla karşılaşacaksınız. Bloklar arası mesafe ise 10 metre. Aynı zamanda bloklarda 4 katlı. Dediğimiz gibi çatı dubleksler ve bahçe dubleks olarak tasarlanmış. Projeleri tüm detaylarıyla incelediğimizi söylüyoruz her zaman. Bu proje için de hava ve ses kalitesini ölçtük. Hava kalitesi de, ses kalitesi de yaşam için oldukça uygun ve istenilen düzeyde. Juma Plus projesi zaten sizin de gördüğünüz gibi geniş evleri ve geniş bir bahçesiyle aileler için daha uygun bir proje. Yani kalabalık aileler için özellikle. Çünkü Juma Plus'ın çevresinde çok fazla okul var. Hemen bulunduğu sokağın başında çok prestijli özel bir okul bulunuyor. Aynı zamanda çevresinde pek çok devlet okulu da mevcut ve hastaneler de projeye oldukça yakın. Buradan işinize gitmek istediğiniz zaman da iş merkezlerinin oldukça yoğunlukta bulunduğu Maslak ve Levent gibi merkezlere de 15-20 dakikalık bir mesafeyle gidebiliyorsunuz. Yine araçla aynı şekilde. Aynı zamanda 3. köprüye de bir 25 dakikalık mesafeniz var. Bu da 15 kilometreye denk geliyor. Yani kolaylıkla karşıya da geçebilirsiniz, diğer kıtaya da geçebilirsiniz. Bu bölgede Juma Plus'ı diğer projelerden ayıran şeyler ne derseniz de oldukça yüksek tavan yükseklikleri ve ferah olması, aynı zamanda sosyal alanları ve de konumu. Buradan dediğim gibi çok kısa bir süre içerisinde istediğiniz noktalara ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sahil yoluna da bizim videonun başında yürüdüğümüzü gördüğünüz Tarabya sahil yoluna da yürüme mesafesiyle bir 15-20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Biraz da projedeki evlerin fiyatlarından bahsedelim. Burada metrekare birim fiyatı 22.000 TL olarak hesaplanmış. Bu da dairelerin ve metrekare aralıklarının farklılıklarına göre de 4.600.000 TL'den 6.900.000 TL'ye kadar farklılık gösteren fiyatlar mevcut. Eğer evi satın almaz, kiralamak isterseniz de kira bedelleri de 12.000 TL ile 18.000 TL arasında değişiyor. Tabii bunun için detaylı bilgileri almak için aşağı link bırakıyoruz. Oradan bize ya da direkt satış ofisine de ulaşabilirsiniz. Biz Juma Plus projesinin örnek dairesini gezdik, projeyi tüm detaylarıyla inceledik. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonraki incelememizi istediğiniz farklı projeler varsa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi unutmayın, en güzel ev sizin içinde huzurlu olduğunuz evdir. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.